Devletimizi ayaklar altına almaya çalıştık. Ülkücülük hukukunu her şeyin üzerinde tutmaya çalıştık. Değerli dava arkadaşlarım, ülkücülük hukuku Türk Ceza Kanunu'na benzemiyor. Biz biliyoruz ki bu makamlarda nefsiyle alınırsak, terazinin bir tarafında görevde olan bizler varsak, terazinin diğer tarafında hak sahibi binlerce şehidimiz, gazimiz, ocakları dağıtılan ülkeleri, idam sehpalarına bile yürürken davam diyen yiğitler, eğitim hakları elinden çalınan gençler, onları evde bekleyen bebekler, onların gözünden akan gözyaşlarının vebali olacaktır. Ben bu bilinçle, bu duyguyla hareket eden genç bir ilçe başkanı kardeşiniz olarak sizlerden şunu istirham ediyorum. Ola ki yanlışa düştüğümüzde bizleri uyarmazsanız bilesiniz ki bu vebale sizlerle ortak olmuş olacaksınız. Değerli hemşehrilerim, değerli misafirler, değerli dava arkadaşlarım. Malumunuz kongredeyiz, karşınıza aday olarak çıktık. Sizlere biraz yaptıklarımızdan, kısaca da yapacaklarımızdan bahsetmek istiyorum. Göreve gelmeden önce hemşehrilerimizden sıkça duyduğumuz eleştiri yoksunuz diyorlardı. Bu haklı eleştiriler doğrultusunda kendimize bir parola belirledik. MHP her yerde dedik ve o gün itibariyle her yerde olmaya gayret ettik. Esnaf odalarımızı ziyaret ettik. Esnafımızı ziyaret ettik. Muhtarlarımızı ziyaret ettik. Kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettik. Gittiğimiz yerlerde tanık olduğumuz sorunları, bize aktarılan sıkıntıları, biz de partimizin belediye meclis üyeleriyle veya bürokrasinin yetkilileriyle görüşerek çözüm noktasında çaba sarf ettik. Her zaman esnafımızın yanında olduk, vatandaşımızın yanında olduk, milletimizin yanında olduk. Aslan yattığı yerden belli olur dedik, partimizin fiziki koşullarını iyileştirdik. Siyaset ne yaptığınız kadar, yaptığınızı ne kadar duyulabildiğinize de bağlı olduğu için bu nedenle sık sık basın mensubu arkadaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösterdik. Bundan sonra da diyalogumuzu kesintiye uğratmaksızın devam ettireceğiz. Velhasıl biz 40 kişiyiz derler yani bir atasözünde, 40'ımızla birbirimizi biliriz. Biz bu şehirde birbirimizi bildiğimiz gibi Süleyman Paşa'yı da iyi biliriz. Süleyman Paşa'nın ihtiyaçlarını da, beklentilerini de iyi biliyoruz. Bunları karşılamanın yolu, bizim de ilçe başkanlığı olarak ilk hedefimiz, bu kongrede ilan ediyorum, yapılacak olan gelen seçimlerde Süleyman Paşa Belediyesi'ne talibiz inşallah. Bu bir hayal değil değerli arkadaşlarım. Bu bizim için bir hedeftir. Biz inanıyoruz, sizlerin desteğini de kazanacağız, başaracağız Cenab-ı Allah'ın. Aynı sokaklarda, aynı mahallelerde oturduğumuz, aynı dertlerle dertlendiğimiz, aynı düğünde halay çektiğimiz, oyun oynadığımız Süleyman Paşa'lılar bizlere niye oy vermesinler? Hırsız mıyız, hain miyiz, arsız mıyız? Buna inanın ve hiç şüphe etmeyin ki 93 harbinde Bulgar işgalini görmüş, vatan kaybetmenin ne demek olduğunu herkesten iyi bilen bu şehrin nasıl 57. alayı Çanakkale'ye gönderdiyse 57. alay ruhuyla kendini Türk milletine adamış, Türk milliyetçilerini ve ülkücüleri de Türkiye'nin en onurlu makamlarına gönderecektir Allah'ın izniyle. Ben buna inanıyorum ve bundan sonra bütün yüreğimle o kutlu günün gelmesi için çalışacağımı söz veriyorum. Ve diyorum ki biz hazırız. Biz hazırız. Ta dünden hazırız biz. Bozulan kutsal düzeni yeniden kurmak için, zafer şölenleri vermek için, şehitlerin ruhlarıyla buluşmak için, amaca erişmek için, şahin kuşu gibi, selam gibi, ilaç gibi hazırız biz. Yankılarla kucaklaşan dağlar gibi, it sürüsünü dağıtacak bozkurtlar gibi hazırız biz. Yakın, siz, hey bizimkiler, siz hazır mısınız siz? Ben bütün görüşmelerle dün olduğu gibi yarın da bu mübarek yolda omuz omuza yürüyebilmek dileğiyle kongremize katılarak bizleri şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi bozmasın. Birliğimize